Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Mart ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler, Mart ayına güzel bir dolunayla başlıyoruz. 2 Mart'ta Başak Burcu'nun 11 derecesinde dolunay olacak. Dolunay 11. evinizi aydınlatıyor. 11. ev astrolojide şans evidir. Burası genel anlamda hayallerimiz, dileklerimiz, umutlarımızla bağlantılıdır. Dolunaylarda farkındalık veren bir tamamlanma enerjisi taşırlar. Dolayısıyla bazı hayallerinize, umut ettiğiniz konulara kavuşmanız, dileklerinizin gerçekleşmesi mümkün görünüyor. Evet, su elementinde yoğun hareketlilik var. Balık burcunda Venüs, Merkür, Neptün ve Güneş olacak bu dolunay sırasında ve burcunuzdaki Jüpiter'in de Mart'ın ilk haftasında Balık burcundaki Venüs'te çok güzel bir üçgeni var. Merkür'le güzel bir üçgeni var. Bu da demek oluyor ki gerçekten hayallerinize kavuşmak için evren sizi destekliyor gibi. Haritanızda bir anlamda bunu destekliyorsa önemli amaçlarınıza ulaşabilirsiniz. Dilekleriniz gerçek olabilir. Özellikle aşk hayatınızda önemli yoğunluk var, işte sosyal yaşamınızda veya yapmak istediğiniz hedefler, bunlar işle de ilgili olabilir, özel hayatınızla ilgili olabilir ama genel anlamda ideallerdir, işte gelecekle ilgili projelerdir. Bunlara kavuşma yönünde önemli açılımlar olabilir, destekler gelebilir. Ayın 17'sinde de balık yeni ayı doğacak zaten. Aşk hayatınız, romantizmle ilgili konularda yeni adımlar atabilirsiniz. Çocuk istiyorsanız, çocuk sahibi olmak için de hem de Jüpiter'in de desteği var. Güzel etkiler söz konusu. Buna engel olan bir şeyler olabilir şu ana kadar. Ama bu engelleri aşabileceğiniz, sorunları çözebileceğiniz, şifa da bulabileceğiniz bir dönemdesiniz. Özellikle çocuk ve hamilelikle ilgili konularda sevgili akrepler, Mart'ın bu dönemini iyi değerlendirin. Evet, ayın 6'sında Merkür Koç burcuna geçiş yapıyor. 7'sinde de Venüs Koç burcuna geçiş yapıyor. Ayın ikinci haftasından itibaren biraz daha bir günlük işiniz, mesleki konulara odaklanmanız mümkün görünüyor. Mars da ayın 16-17'sinde Oğlak burcuna geçiş yapacak. Sevgili akrepler, evet, iş konularında, günlük hayatınız gibi alanlarda, mesleki alanlarda daha hareketli bir süreçte olacaksınız. Yani Mart'ın ilk yarısı biraz daha böyle sosyal hayata, aşk, eğlence gibi konulara işaret ederken Mart'ın ikinci yarısından sonra daha çok iş ve günlük hayatınızdaki bir hızlanma söz konusu. Merkür retrosu var. Evet, bu ay başlıyor. 23 Mart'ta Merkür Koç burcunda retro harekete başlayacak ve 15 Nisan'a kadar da devam edecek. Bu retro sizi nasıl etkileyecek sevgili akrepler? İlk retro başlangıcı Koç'ta, daha sonra Balık burcuna doğru gerileyecek. 6. evinizde başlıyor ve özellikle Mart'ın son haftasında, son günlerinde günlük hayatınızdaki, yani iş ve mesleki alanlarda kurduğunuz her türlü ilişkiye, yaptığınız her türlü plan, projeye dikkat edin. Bir yandan da ayın 20'sinde Güneş Koç burcuna geçiş yapacak. Bu geçişin ardından ayın 24'ünde Güneş'in Mars'la bir dik açısı var. 29'unda da Satürn'le bir dik açısı var Oğlak burcunda. Yani ayın 23'ünden sonra ay sonuna kadar olan dönemde hem Merkür retrosu hem de bu sert açılar gündemde. Günlük hayatınızda her türlü iletişim konusuna dikkat edin ki özellikle iş ortamında sizi biraz zorlayabilir bu. Ya da işte komşular, yakın çevre, iş arkadaşlarıyla ilgili konularda biraz böyle sert etkiler olabilir. Anlaşmalar, sözleşmeler varsa ki bunları belki yani geçmişte de bağlantılı olabilir. Çünkü retro bir anlamda bunları da karşınıza çıkaracak gibi görünüyor. Yani önceden bitirilmemiş bir iş karşınıza çıkabilir bunu tamamlamanız için. Veya daha önceden yanınızda çalışmış ama ayrılmış bir iş eleman ya da bir yardımcı, evdeki bir yardımcı da olabilir bu. İşte onunla ilgili mevzular tekrar karşınıza çıkabilir. Komşularla ilişkilere dikkat edin. Çünkü Mars ve Satürn 3. evinizde. Komşularla ilişkilerde de özellikle ayın 23'ü ile 31'i arasında zaman zaman böyle beklenmedik krizler çıkabilir. Sevgili akrepler, bunları iyi kontrol etmeniz gerekiyor. Mutlu ve başarılı bir ay dilerim. Hoşça kalın.